Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün beni izleyen, dinleyen izleyenlerim güzel bir arife diliyorum. Bol bol ihlas çekmeyi unutmayalım lütfen. Elinizden geldiğince 1001 adete tamamlayalım. Gönlünüzden geçirdiğiniz ne dileğiniz, hacetiniz varsa Rabbim böyle tez vakitte gerçekleştirsin inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz o kadar güzel mesajlar yolluyorsunuz ki Rabbim dert keder vermesin inşallah. Olanı da alsın götürsün. Şu an beni izleyenlerim, bu video sizin karşınıza denk geldiyse almanız gereken bir mesaj vardır. İş, aşk, sağlık, kariyerinizle aklınızdaki kişi arasındaki gitgeller ve her gün yepyeni videolar yüklüyorum. Niyetiniz, niyetim, niyetim de niyetiniz, duruyor hislerim, enerjilerim. Bakalım bugün sizlere neler söyleyecek. Alma verme dengesini lütfen sağlamak adına kanala abone olarak, beğeni yaparak, yorum yaparak kanalı aktifleştiririz. Kanalım sizlere emanet. Süper teşekkür et tuşundan gönderdiğiniz hediyeler için de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Kesinize bereket. Burada arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Kesinlikle şirk koşmuyorum. Gaybı Rabbimden başka kimse bilmez. Hislerim, enerjilerim, öngörülerimle alakalı yorumlarla bütünleştiriyorum. Kimlerde enerjim tutacaksa lütfen ama lütfen yorumlarda belirsin. Şöyle bir yorumlamak gerekirse siz değerli izleyenlerim, niyetlerinizde, gönüllünüzde burada böyle bir iki kişi arasında sıkışıp kalmış olduğunuz ya da iki tane durum hakkında böyle çok fazla mücadele etmişsiniz, çok sıkılmışsınız. O kadar böyle gitgelleriniz olmuş ki gerçekten böyle bir sıkışılmışlık enerjisi var. Bu arada çok yorulmuşsunuz. Çok bunalmışsınız ve bunaldığınız kadar da yorulduğunuz kadar da sıkılmışsınız. Bir burada böyle bir mucize yaşanacak Rabbimin izniyle bir gelişme olacak ama bu yorulmuşluk, bu bunalmışlıkla alakalı sizin bilinçaltınızda da problem var. Ve bu bilinçaltındaki problem geçmişte her ne yaşadıysanız onunla alakalı ve bunu arındırıp bunu şifalandırmanız gerekiyor. Çünkü bu ne çok konu ne çok mücadele. Bu ne çok emek ve ben hiçbirinin karşılığını alamadım deyip sıkışıp kalmışsınız. Ama şunu da net bir şekilde belirteyim ki birçok şeyi tek başına göğüsleyip tek başına yaşamış ve şu an yorgun bir enerjidesin. Uyku, yemen, içmen ve alma verme dengesinde bile düşüncelerinizde böyle bir dengesizleşmiş olduğunu gösteriyor. Bedeninizde birçok burada ağırlık enerjisi hissediyorum. Belki bu bir rahatsızlık, nazar, psikolojik ama dediğim gibi kalbinizde, ruhunuzda, hayallerinizde, umutlarınızda burada negatif enerjiyle de ona oynanmış. Çok fazla siz değerli izleyenlerim bir kişi uzak bir yerden size ya resminize ya saç tellerinize bilmiyorum bir negatif enerji de yapılmış uzun böyle boylarda ama zayıf bir vücut hatları olan bir bayan tarafından belki de burada saç tellerinizden dökülmeler saçlarınızla alakalı sorunlar da vardır. Böyle bir negatif enerji üzerinizde gözüküyor. Şu sıralar ayağa kalkmanız, artık daha da mutlu olmak adına bir şeyler de planlıyorsunuz. Hedefleriniz de var ama geç kalmış değilsiniz. Çünkü burada telvelerin enerjisi bir kapı kapanıyor, bir kapı daha açılmaz diyorsunuz ama bir kapı kapanıyor ama bir kapı daha açılıyor. Sadece niyetiniz baki olsun. Düşünceleriniz çok karışık. Bu şu an kimle enerjim tuttuysa gerçekten düşünceleriniz çok karışık. Ve içe çok fazlasıyla kapanmış ve bir daha önümü göremeyeceğim, bir daha toparlanamayacağım, ayağa kalkamayacağım, bir tıkanmışsın ama ve gerçekten burada özellikle net belirtmek istiyorum ki bu günleri gülerek anlatacaksın yaşadığın o sıkıntıları. Çünkü öyle bir mükafat, öyle bir ödül gelecek ki siz bunu gülerek anlatacaksınız. Herkesin yaşadığını herkes kendi bilir. Rabbim böyle ferahlık versin. Ve şurada bir hanede oluşan bir ters yazılar var. Bunu hemen görüyorum. Evin içerisinde bereket yok, kavga var, kaos var, gözyaşı var. Bir kayıp yaşanmış. Belki de anne olacaktım. Bununla ilgili bir sıkıntı olabilir. Ama kötülük yapanlar gerçekten kötülüğünü bulacak. İyilik yaptığın için sen devamlı
iyiliklerinin karşılığını, cevaplarını alacaksın. Bunu da size belirtmek istiyorum. Bunu da net bir şekilde paylaşmak istiyorum. Şu an yaşadığınız tatsızlıkları bir vesile olarak gidiyor. Çünkü çok güzel bir fırsat, bir şans, bir göz aydınlığı gelecek. Ve burada birçok şey hayatınızda değişecek. Yani bu tatsızlıklar, kasvet, bu sıkıntı, başarısızlık, kayıp her neyse bunlarla alakalı inşallah bir gelişme olacak. Güzel günlere burada hazırlandığını bilmen gereken bir sistem var. Çünkü çabanız ile yeniden burada doğacak ve hatta yeniden bir şifalanma yaşayacaksın. Bu devranda dönmeye başlıyor ve hatta bir anda dönecek bu devran. Bir anda bu devran dönecek. Hakkını alma, özellikle borcunu tahsil etme, burada sıkışıp kaldığım, yaşadığım durum, konu her neyse çok fazlasıyla nazarını çekmiş olduğunu ve bu maddi manevi kariyer hayatını da burada ailevi hayatını da etkilemiş olduğunu nazar gösteriyor. Çünkü burada bir nazar enerjisi çok yoğun bir şekilde başını bağlamış yatıyorsun. Geçmiş olsun, Rabbim şifa versin. Ama bu bir nazar etkisi olarak gözüküyor. Hayatınızda etki olarak hatta böyle hatırlatmam gereken burada böyle bir 10 vadedir arkadaşlar. 2010 olabilir, ayın 10'ları olabilir. 10 rakamı size ne hatırlatıyorsa, çünkü siz bunu o vakittir yaşıyorsunuz. Bir tıkanıklık var, bir şeyler yaşanmış. Hatta burada böyle ikinci evlilik mi yapıldı? Burada umduğun gibi o da olmadı mı? Bir sıkıntılar, bilinçaltınız sürekli böyle bir vesvese veriyor size. Şimdi böyle bir durum var. Bu tıkanıklıklar sizi anlayan insanların daha da sayısı artacağını, sizi anlayan insanların destek vereceği bir süreç, bir dönem başlıyor. Hedefinizde iş, para, güçlenmek varsa, hayalini kurduğunuz, burada özellikle çok istediğiniz bir şeyle alakalı bir fırsat kapınız açılacak. Frekansınızı yüksek tutmanız gerekiyor. Frekansınız çok yüksek olması gerekiyor. Ya arkadaşlar, ya böyle bir arada kalma, ya böyle bir sıkıntıyla alakalı boğuşma var. Bol bol ya Rafi esmasını çekin. Sıkıntıyla beraber böyle neyi atlattıysanız buradaki durumun avantajına da döndüğünü göreceksiniz. Şöyle de bir durum var. Fırsatlar gülümsetecek bir şekilde geliyor. Gülümsetecek bir şekilde geliyor ama atlatmanız gereken sadece 3 sıkıntı var. Burada böyle teklif, özellikle bir teklif geliyor size. Ya bir ortaklı iş olabilir ya da böyle bir çalışıyorsanız farklı bir işle alakalı bir teklif de gelecek. Ama burada teklif üstüne teklifler değerlendirip değerlendirmemek size kalmış ama böyle bir teklifin arasında sıkışacaksınız ama tekliflerden ne gelirse gelsin güzel bir süreç olacak. Sizin kuyunuzu kazdığını bir kişinin bu dönem tespit edebilirsin. Bu kişinin gerçekten yüzüne gülüp arkandan farklı konuştuğunu, sizin kuyunuzu kazmaya çalıştığını da tespit edebilirsiniz. Sorunuzun ne olduğunu öğreneceksiniz. Burada şöyle de bir durum var. Kişi neden bunu yaptı? Bazı şeyleri öğrenecek, bazı şeyleri de duyacaksınız. Bir tespit edeceksiniz. Kafanızdaki soru işaretleri, o içinize doğan her neyse bunlar da olacak. Ve şimdi öğreneceğiniz birçok şey var. Sizi çekemeyen, başarılarınızla övünmeyen, arkanızdan gülen, arkanızdan sevdiklerinizin de adını çıkartan kişilerin maskesi düşecek. Bunu da belirteyim. Ama bu başarılarınızla övünmeyen, hatta böyle size bu sıkıntıyı verecek, kuyunuzu kazacak kişiyi siz tespit ettiğinizde bunun başkaları gaz verdiğini öğreneceksiniz. Başkaları alevlendiğini öğreneceksiniz ve burada prim vermeyin lütfen. Amaçlar, bir hukuki süreciniz varsa, burada bir mal, mülkse, yerse, durum farklıysa gitmeniz adına tüm kötülükleri yapmayı deniyor bunlar. Ama her zaman diyorum, böyle bir arkadaşlar fil süresini okuyun, çok iyi gelecek. Bunlara prim vermeyin. Bunlar sizi dibe çekecek ve sürekli böyle sizi demoralize etmeleri durumda sizi böyle kendisiyle kıyaslayan kişiler ve böyle kişiler etrafında diye böyle bir 10 vadedir olmuş. Bu dönem böyle resmi işleriniz varsa, özellikle banka, hukuki yönde beyaz evraklı işler,
alım satım, anahtarlık işleriniz varsa bunlarla alakalı yine belirtiyorum ki bu konulara benzer durumlarda sınavlarınız varsa, vereceğiniz bir sınav varsa, eğer ki böyle bir CV dolduracaksanız, bir beyaz kağıtlık işinizle alakalı kimle kontak kuruyorsanız, kime kendinizi anlatmak ve burada ifade etmek istiyorsanız dahi bunlara dahi dikkatli olun. İyi okuyup iyi dinleyin ve kimseye kefil olmayın, kimseye de aracı olmayın lütfen. Şansa bırakmayın, belgeler vesaireler varsa şansa bırakmayın. Belki böyle bir pasaport, vize, bir şeyler var ama şansa bırakmayın. Üzerinizde durun. Şu an buradaki durumla alakalı bir muradınız var. Tutmuş olduğunuz niyetle alakalı ellerinizi açmış dua ediyorsunuz. Etmiş olduğunuz dualarınızın karşılığını almaya başlayacağınız, hatta böyle olmaz dediğiniz bir şeyin olabileceğini ve bununla alakalı haberler alabileceğini öngörüyorum. Ama burada bir vesvese, bir enerji düşüklüğü biraz sizi yoruyor. Bununla alakalı lütfen şifalanmaya dair isminizi bırakın arkadaşlar. Enerjinizi, auranızı yükseltmeniz adına böyle sayfadaki insanlar da dahil olmak üzere herkes böyle birbirine Ya Rafi esmasını okuyabilir. Ciddi bir şekilde bu uzaktan kim size negatif enerji yaptıysa sirayet etmiş. Yani büyüde, hastalıkta, nazarda siz değerli izleyenlerim nesilden nesile devam ediyor, sirayet ediyor. Bununla alakalı şifalanmaya niyet alın. Sizin de ailenizde ya da yaşadığınız burada ikinci bir evlilikse, bu evlilik yolundaysanız yine belirtiyorum ki nazarın enerjisi. Ben herkeste bu var demiyorum, herkeste şu var demiyorum. Ben bunu yaşadım, ben böyleyim diyorsanız lütfen bununla alakalı şifalanma yoluna girin. Hatta okumalarınızı arttıralım arkadaşlar. Her seferinde hatırlatarak. Biri sizi zamanda terk etmiş, yarı yolda bırakmış bir kişi. Bu kişiyle bir telefon bağlantısı yapacak, bir konuşmanız olacak. Gönül verdiğiniz, sevdiğiniz kişi, bu kişi gerçekten sizi bir sıkıntı, bir problem, bir sıkışmış, kendinizi yalnız hissettirmiş olabilir. Aklınızdaki kişi, arkadaşlar, bu kişi de arkadaşlar, hatta böyle bir günahınıza girmiş. Hatta böyle hayatında bir yenge, anne ya da geçmişindendir. Biri bunu böyle kafasını karıştırmış ve gerçekten siz tam burada ya evlilik arifesindeydiniz ya da söz nişan arifesindeydiniz. Bu kişi öfkesine yenilmiş ve ruh hali çok dengesiz olduğunu, açıkçası bu kişinin hayatında yaşadığı karışıklık ve karmaşaları size burada kurban edilmişlik psikolojisine kadar getirmiş. Bir travmanız var ama bu aklınızdaki kişiyle alakalı inancınızı, ona olan güvencinizi satmış. Aslında dolduruşa gelmiş bu kişi. Önümüzdeki burada arkadaşlar 6-7 vade içerisinde bir adım, bir telefonu olabilir. Bunu da kendisinden bir zat duyacaksınız. Yakınıyla alakalı ya da yakınlarıyla, bu kişi işkolik bir kişi. Çalışmayı seven, zevki sefayı da seven. Aslında biraz kişi kazandığında şımarıklık mı yapmış? Biraz şükürden, biraz da böyle tevekkülden uzaklaşmış. Son zamanlarda böyle bir şımarıklık enerjisi aldım bu aklınızdaki kişiyle. Ama şu an aranızda tamamen engeller varsa, iletişimler kesildiyse, hakaretler çok ciddi bir kalp kırıklığı, ihanetten değil de daha farklı bir şeyden olduysa, bu size maddi manevi zarar da vermiş. Siz onun hem ailesine hem de gerçekten bir noktaya gelmesi adına koruyup kollamışsınız. İşte bunlarla alakalı bir yüzleşme, adalet istiyorsunuz. İlahi adaletin tecelli olduğunu göreceksiniz. Burada böyle bir kısmetiniz var. Bu kısmet böyle bir toplantı ya da bir Kur'an ya da bir yemek olabilir, mevlüt kutlama da olabilir. Ama böyle iki kısmetiniz var. Bunu da böyle bir gürülcü usulüyle size burada birileri söyleyecek. Ama gerçekten bu kişi de başından bir nikah ya da bir yüzük geçmiş olabilir. Biraz arada kalmış olabilirsiniz. Siz değerli izleyenlerim, İki kısmetiniz var olduğunu ben hissettim ama çok iyi gelecek. Rengarenk bir yaşam enerjisi var. Aurası güçlü, kendinden emin bir karakter, kıpır kıpır böyle bir kişi hayatınıza girecek. Siz yıldızname severlerim. Beni buraya kadar izleyen, bana buraya kadar eşlik eden herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Yorumlarınızı, beğenilerinizi sabırsızlıkla bekliyorum. Hoşça kalın.